Tayyip Erdoğan salonumuza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, sanayimizin değerli iş adamları, kıymetli misafirlerimiz ve basın mensupları. Türkiye'nin otomobili projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imza törenine hoş geldiniz. Bugün ülkemiz için çok önemli bir gün. Türkiye'nin yerli marka otomobili için önemli bir dönüm noktasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mayıs ayında %100 yerli otomobil üretim çağrısından sonra tarihi süreç başladı ve bugünlere gelindi. Sayın Cumhurbaşkanımız birazdan Türkiye'nin otomobilini yapmaya talip olan ortak girişim grubunu açıklayacak ve ardından da imza törenimiz gerçekleşecek. Programımızın başında bir tanıtım filmimiz var. Şimdi bu filmimizi izliyoruz. Ben diyorum ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan kendi çatısı altından %100 yerli otomobilini Made in Turkey olarak çıkarsın. Biz her an her daim böyle bir konuda bilesiniz ki yanınızdayız. Sizle beraber olacağız ve dünyaya, önce ülkemize ve dünyaya Türkiye markasını inşallah gönderin. Siz bunu istedikten sonra bu Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. Biz hazırız. Siz bizim yeter ki yanımızda olun. Biz bunu yaparız. Bu protokolle beraber fikri mülkiyet hakları dahil her şeyiyle tamamen yerli olan Türk akıl teri, alın teriyle geliştirilecek yerli otomobiller süreci resmen başlamış olacaktır. Türkiye'nin otomobili için bütün hazırlıklarımız tamam. Şirketlerimiz hazır, bakanlığımız hazır, biz hazırız. Türkiye'nin markası. Türkiye'nin tasarımı. Türkiye'nin teknolojisi. Hür olmak, hür yaşamak. Dışa bağımlılığı, fosil yakıtlara ihtiyacı azaltmak. Ekonomik anlamda da tam bağımsızlığı sağlamak. Türkiye'nin kaynaklarıyla üretilmiş yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirmek. Yüz binlere iş, milyonlara aş olmak. Sürdürülebilir, yenilenebilir çevreci çözüm, elektrikli motor ve batarya teknolojisi, küresel ölçekte de ticari başarı. Biz ezelden beridir hür yaşadık, yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış, şaşarız. Engel sınır dinlemez, aşarız. Türkiye'nin otomobilini biz yaparız. Türkiye'nin otomobili için her şey hazır.
yola çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirlerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, değerli misafirler. Sizleri şahsım ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün Hakkari'de şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanım, çok büyük bir hayali gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. 1960'larda başlayan rüyayı 2017'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım atıyoruz. Türkiye'nin otomobilini üretmek için varım diyen baba yiğitlerle birlikte buradayız. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yaptı. Ülkemizin milli aracını camiamızın içinden üretilmesini istedi. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Yaklaşık 5 aydır 100'e yakın toplantı yaptık. Bu sürecin planlamasını gerçekleştirdik. Ben her zaman söylüyorum. Ülkemizin müteşebbisi, bir ülkenin müteşebbisi ne kadar güçlüyse, cesaretliyse o ülkede o kadar güçlü oluyor. Girişimcilerimiz bizim övünç kaynağımız. Türkiye'nin artık muazzam bir birikimi var. Ülkemizin tarımsal toplumundan sanayi toplumuna geçmiş, bizler ülkemizin müteşebbisleri olarak bugün 200 ülkeye mal satar hale gelmişiz. Avrupa'daki tüketilen her 3 beyaz eşyadan birisini burada üretiyoruz, ülkemizde üretiyoruz. Sibirya'nın -40 derece soğuğunda toplu konut, Fas'ın 40 derece sıcağında rafineri yapıyoruz. Dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'da inşa ediyoruz. Bombay'da, Macaristan'da havaalanı işletiyoruz. Katar'da, Tunus'ta, Makedonya'da havaalanı inşa ediyoruz. Küresel piyasalarda milyar dolarlık satın almalar yapıyoruz. Ülkemizin ürettiklerini dünyanın dört bir köşesine taşıyoruz. Öte yandan Türk profesyonellerimiz küresel şirketleri, uluslararası kuruluşları yönetiyor. Kıymetli misafirler, bunları yapan Türk iş dünyasının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Artık Türkiye'nin küresel devlerle rekabet edilecek teknolojiyi geliştirme zamanı gelmiştir. Burada devletimizin öncülüğü bu ürün setinin gelişmesi için son derece önemlidir. Büyük bir vizyon işidir. Yeni bir ekonomik kalkınma modelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'nin otomobilini bu hedeflerden biri haline geldi. Yüz yıldır yollarda arabaların gezdiğini biliyoruz. Türkiye'nin bu teknolojiyi üretme noktasında geride kaldığının da farkındayız. Ama bugün küresel otomotiv sektörü çok ciddi bir dönüşüm içinden geçmektedir. Yüzyıllık otomobil devleri yeni nesil otomobil teknolojilerini yakalayabilmek için birbirleriyle yarış ediyorlar. Tesla gibi yeni bir şirket yüzyıllık devlere kafa tutabiliyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin otomobilinin de tam zamanıdır. Türkiye kendi markasıyla, kendi tasarımıyla, kendi teknolojisiyle bu sektörde yer alacaksa bu dönüşüm sürecini yakalamalıdır ve inanıyorum ki yakalayacaktır. Bu proje aynı zamanda Türkiye'nin teknolojik dönüşümü içinde bir model olacaktır. Bu proje kapsamında geliştirilecek teknolojiler birçok sektörde yeni ürün geliştirilmesini de tetikleyecektir
ve Türkiye'nin katma değerli ihracatı da artacaktır. Türkiye'nin otomobil projesi için geliştirdiğimiz bu yapı, eminim ilerleyen yıllarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik sıçrama için birçok alanda model teşkil edecektir. Türkiye'yi 10 bin dolardan 25 bin dolara çıkartacak, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacak sıçramanın anahtarı da işte buradadır. Değerli dostlarım, ben bu vizyon için öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Doğruya doğru, açık söyleyeyim. Yıllardır kendisinin ısrarlı çağrıları olmasaydı hiçbirimiz bugün bu salonda Türkiye'nin otomobili diye oturamazdık. Cumhurbaşkanımızın ısrarla çağrıları üzerine hep beraber bu salonda geldik. Liderlik ve vizyon böyle bir şey. Gerçekten bizi yüreklendirdiğiniz ve bu süreçteki tüm desteğiniz için size çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Göreve aldığımız günden, yani 5 aydır ne zaman bu proje için yanınıza gelsek, önümüzü açtınız, destek verdiniz, bizlere moral verdiniz. İnşallah sizin liderliğiniz ve desteklerinizle bu projeyi başarıya götüreceğiz. İkinci teşekkürü de hükümetimize yapmak istiyorum. Sayın Başbakanımız ve Bakanımız ilk gün bize bu işi yapmak devlet işi değil dediler. Özel sektör olarak siz yapacaksınız. Biz de kapsamlı devlet destekleriyle sizi destekleyeceğiz dediler. Gerekirse Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu proje için özel yeni bir mevzuat hazırlarız dediler. İşte bu güveni bize bugün, işte bu güven bizi buraya getirdi. Devletimiz arkamızda olursa biz de bu işi başarırız dedik. Sayın Bakanımız da yaklaşık biraz önce ifade ettiğim gibi 100'e yakın toplantı yaptık. Dünyada, Türkiye'de bu konuda çalışma yapmış tüm tarafları da dinledik. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek için ince ince çalıştık. Bu süreci ilmek ilmek dokuduk. Üçüncü olarak bu salonu dolduran Türk özel sektörünün kıymetli temsilcilerine de teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada 81 ilden gelen oda ve borsa başkanlarımız var. 60 sektör meclis başkanımız var. Otomotivcilerimiz var. Yan sanayicilerimiz var. 22 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızdan bu görevi aldığımız ilk günden beri hepsi arkamızda durdular. Kimisi bilgisiyle, kimisi duasıyla bizi desteklediler. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Camiası bu görevin altından kalkar dediler. Yarın bu proje başarılı olduğunda Türkiye otomobilini de hep birlikte yapacağız. Güç birliği yapacağız, birlikte büyüyeceğiz. Sadece yatırımın yapıldığı il değil, 81 ilimiz bu projeden kazanacak. Otomotiv yan sanayimiz kazanacak. Otomotiv ticareti yapan şirketlerimiz kazanacak. Bunun nakliyesini yapanlar kazanacak. Ve en önemlisi mevcut otomotiv sanayicilerimiz bu işten kazanacak. Zaten çok deneyimli ve çok büyük bir otomotiv sanayimiz var. Her 13 saniyede Türkiye'de bir araç üretiyoruz. Her 18 saniyede bir aracı da ihraç ediyoruz Türkiye'de üretilen. 2 milyona yakın üretim kapasitesine 27 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaştık. Yan sanayimiz zaten bütün dünya devlerine mal satar hale geldi. Tek bir eksiğimiz vardı, kendi markamız, kendi tasarımımız, kendi teknolojimiz. Şimdi işte bu eksiği tamamlayacağız. Hep beraber çalışacağız. Bu işin sonucunun kazan kazan olduğunu da hep beraber göreceğiz. Buradan Türkiye kazanacak, hepimiz kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, ama en büyük teşekkürümle müsaade ederseniz ortaklara yapmak istiyorum. Türkiye'nin otomobil girişim grubunda 5 ortağımız var. Hepsi de Türkiye'mizin birbirinden güzide şirketleri.
Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere isimlerini açıklayacak. 5 grubumuz arası toplamda 110 bin insanımıza istihdam sağlıyor. Geçtiğimiz yıldaki ciroları toplam 65 milyar liraya yakın. Yani Allah'a şükür dünya devleriyle rekabet edebilecek kadar büyükler. İçinde otomotiv sektörünü çok yakından tanıyan gruplar da var, teknoloji devlerimiz de var. Yeni nesil otomobili yapmak için, yarının teknolojilerini geliştirmek için böyle bir karma gruba ihtiyacımız vardı. Bunu da başardık. Her biri ülkemizin ayrı birer değeri. Ayrı ayrı da hepsi birer gururumuz. Hepsiyle ülke olarak gurur duyuyoruz. İyi ki onlar varlar ve bugün de bu salonu sayesinde hep beraber onların sayesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir araya geldik. Bugün atacağımız ortak girişim grubu imzası aslında bir başlangıç. Daha işimiz yeni başlıyor. 3-4 ay çok yoğun çalışacağız. Alternatif teknolojileri, fonlama imkanlarını analiz edeceğiz. Bu projeye ilişkin devlet desteklerini Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hükümetimizle, bakanlığımızla birlikte tasarlayacağız. Ve yine yılı 2008'in ilk aylarında inşallah şirketimizi kurmuş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, biraz önce kısa tanıtım filmini izlediniz. Biz bu işi gerçekten memleket sevdasıyla yapıyoruz. Günün sonunda 80 milyonun her bir ferdinin gurur duyacağı bir ürün çıksın diye uğraşıyoruz. Çünkü Türkiye'ye ve insanımızın gücüne inanıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, Allah utandırmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü'yü sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakanım, kıymetli misafirler, sözlerime başlamadan önce bugün Hakkari'de hain bir saldırı sonucu hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Sayın Başbakanım, değerli misafirler, Türkiye'nin otomobili için yola çıktığımız bu önemli günde zat halinize saygıyla selamlıyorum. Yerli marka otomobil projesi, bir otomobil markası oluşturmanın çok ötesinde büyük bir anlam ve önem taşıyor. Bu proje, Türk sanayisinin eşik atlamasıdır. Bu proje, sanayimizin 4.0'a transformasyonudur. Türkiye'nin otomobili projesi, sanayimizin dijital dönüşümüdür. Bu proje, otonom sistemler, yürüyen yazılımlar, büyük veri, yapay zeka ve enerji depolama teknolojileri demektir. Sanayi 4.0'ın bütün unsurlarına dokunan Türkiye'nin otomobili projesi, Türk sanayisinin teknolojide sıçrama yapması demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve himayelerinde Cumhuriyet tarihinin birçok ilkini gerçekleştirdik. Bütün proje yönetim süreçlerinde görev yaptığım Türkiye'nin kendi tasarımı ilk milli tankı Altay'ı, ilk savaş gemisi Milgem'i, ilk insansız hava araçları olan Anka ve Bayraktar'ı, ilk eğitim uçağı Hürkuş'u, ilk silahlı helikopteri Atak'ı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve desteklerinde hayata geçirdik. Bugün de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin ilk yerli otomobili için yola çıkıyoruz. Yerli marka otomobilimiz
otomotiv sanayindeki bütün yeniliklere, dijitalleşmeye, dönüşüme, yazılımlara, taleplere ve trendlere cevap verir nitelikte olacaktır. Türkiye'nin otomobilinin fazlası olacak, eksiği olmayacaktır. Çıtamız yüksek, hedefimiz büyüktür. Sadece iç pazarda değil, dış pazarlarda da göz dolduran, farkındalık oluşturan bir marka ve küresel bir başarı hedefliyoruz. Sayın Başbakanım, Türkiye'nin yerli marka otomobili için küresel ölçekte incelemeler yaptık, etütler, raporlar, analizler hazırladık. Gördük ki Türk otomotiv sanayinin çok güçlü bir altyapısı var. Ana ve yan sanayisi var. Tasarım ve üretim mühendisleri var. Tecrübesi var. Ama hepsinden de önemlisi, en önemlisi kararlı bir siyasi irade var. Ancak özel sektörün bu konuda ciddi bir motivasyona ihtiyacı vardı. Bu motivasyonu Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumları sayesinde motivasyon kazandık, inandık ve bugünlere geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile aynı masanın etrafında buluştuk ve yerli otomobili bir milli proje ve görev olarak ele aldık. Allah'a şükürler olsun ki güven veren, güçlü, uyumlu, aynı hedefe kilitlenmiş bir girişimci grubuyla bugün yola çıkıyoruz. Ben varım diyen girişimcilerimizi proje kapsamına dahil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Başbakanım, iyi yetişmiş, vatansever ve işinin uzmanı tasarımcılarımız, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz bugün büyük bir heyecan içindedirler. Herkes bu sürece katkıda bulunmak, bu binaya tuğla koymak için büyük bir heyecan duyuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde otomotiv doktorası yapmış bir mühendis olarak bu heyecanın ne demek olduğunu yakından biliyorum. Sayın Başbakanım, bugün atılacak olan imzalar milli ve yerli sanayimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu imzalar bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma hedefine ve 2023 vizyonumuza bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu milli hedefe ben varım diyerek niyet beyan eden ve bu işbirliğine imza atacak olan girişimci grubuna ve 24 Mayıs'tan itibaren birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdiğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımızın verdikleri destek, sınırsız destek, büyük moral ve himayeleri için Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özyeğin'e çok teşekkür ediyoruz ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sözlerimin başında bu sabah erken saatlerde Şemdinli'nin güneyindeki karakolumuza ve bölüğümüze yapılan saldırıda maalesef 6 askerimiz, 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş ve 5 terörist olay yerinde etkisiz hale getirilmiş ve teröristlerle ilgili takip ve etkisiz hale getirilme çalışmaları halen devam etmektedir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Aileleriyle
acılarını paylaşıyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ne yapmaya çalışırsa çalışsınlar, şunu bilmeli ki Türkiye'nin düşmanı, bu milletin düşmanı, bu ülkenin bağımsızlığına, varlığına kasteden kim olursa olsun 80 milyonun duası ve desteğiyle gereken karşılığı görecektir. Milletimizin bekası, ülkemizin bekası olan bu terörle mücadelede kararlılığımız artarak devam edecektir. Evet, bugün ülkemiz için, memleketimizin ekonomisi için önemli bir toplantıdayız. Önemli bir proje için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin potansiyelini, gücünü en iyi şekilde değerlendirerek yerli marka otomobil için artık vaktin geldiğini söylemesi aslında bu süreci resmen başlatmış oldu. Türkiye'nin geleceği için projenin ilk adımını attığımız bugün de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca yok mu bir baba yiğit çağrısına cevap veren 5 baba yiğitte de burada teşekkürlerimi sunuyorum. Artı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanlığı'na da teşekkür ediyorum. Anlaşıldığı gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda 5'li bir konsorsiyum, 5'li bir ortaklık bu projeyi gerçekleştirmek için bugün buradalar, imzaları atacaklar. Şimdiden ülkemize, taraflara hayırlı, uğurlu olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Bu önemli projenin otomotiv sektörüne ve iş dünyamıza da yeni bir heyecan getireceğinden endişem yok. Bu proje büyüyen, kalkınan, geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye'nin başarılarına yeni bir başarı da ilave edecektir. Ülkemizde 15 yıldır gerçekleştirdiğimiz ekonomik büyümeyi, teknolojik gelişmeyi ve yaptığımız büyük projelerle taçlandırdık. Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak, daha da güçlü yapacak bu adımı da bugün atıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar içinde Türkiye'nin yepyeni ufuklara doğru ilerlemekte olduğunu hep beraber göreceğiz. Otomotiv sektörünün değerli temsilcileri, iş dünyamızın değerli temsilcileri, otomotiv sektörü ve üretim, ihracat gibi temel ekonomik göstergeler bakımından ülkemiz günden güne ilerleme kaydediyor. Otomotiv sanayimizle ilgili rakamlar az önce de ifade edildiği gibi baktığımızda bunu rahatlıkla görüyoruz. Son 10 yılda ihracatımız içerisinde otomotiv sanayi payı %17 seviyelerine ulaştı. Ve böylelikle ihracat kalemlerimiz içinde bir numara. Bildiğiniz gibi dün ihracat rakamları açıklandı. Ekim ayı için otomotiv endüstrisi Ekim ayında da 2 milyar 632 milyon 111 bin dolarla yine başı çekti. En fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Bu gayet sevindirici bir durumdur. Hal böyleyken Türkiye otomotivde bu kadar yetkin hale gelmişken, ihracatta bir numara olmuşken Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapamaması diye bir şey söz konusu olamaz. Havesle iştigaldir. Ancak
Neden gecikti derseniz, tabii bu iş otomobil yapıp yapmama meselesi değil. Bu iş ekonomi ölçeği bulma meselesidir. Bütün çalışmalar bunu temin etme yönünde ince ve detaylı bir şekilde yapıldı. Başından beri biz bir şeyi söylüyoruz. Biz devlet olarak bu imalatın içinde olmayız. Bu sürdürülebilir bir yol değil. Ancak biz destek veririz, önünüzü açarız, engelleri kaldırırız. Ürünü geliştirmek ve dünya çapında markaya dönüştürmek sizin işiniz. Çünkü siz bu işi biliyorsunuz, sahadasınız, sorunlarını biliyorsunuz, nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Biz sadece sizin önünüzü açıp yardımcı olmak görevimiz olduğunu düşündük ve nihayet bu noktada buluştuk. Böylece bu projeye resmen bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve riyasetinde başlamış oluyoruz. Türkiye'de ARGE merkezleri içerisinde 83 ARGE merkezi var. Bu ne demek? Otomotivle ilgili ARGE merkezleri sayısı toplam içerisinde bir numaraya oturuyor. Dolayısıyla otomotiv sanayi üretiminin imalat sanayi üretimindeki payı da oldukça iyi konumda, %8 seviyesinde. Türkiye toplam istihdamın da yaklaşık %6'sı otomotiv sektöründen geliyor. Otomotiv sanayinin toplam kapasitesi 1.9 milyon adet ihracat rakamına ulaşmış durumda. Otomotiv üretiminde Avrupa'da 5. dünyada 15. sıraya yükselmiş vaziyetteyiz. 2017 Ocak-Eylül döneminde 2016'nın aynı dönemine göre üretimimiz otomotivde toplam üretimimiz %18, otomobil üretimimiz %35-31 oranında arttı. Bu dönemde toplam üretim 1.224.000 adete, otomobilde ise 839.000 adete ulaşmış durumdadır. Otomotiv sanayimizin cirosunun önümüzdeki 10 yıllık dönemde 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Değerli konuklar, dünya genelinde otomotiv sektöründe büyük değişimleri beraberinde getirecek önemli gelişmeler görüyoruz. Sürücüsüz otomobilden tutun, elektrikle çalışan otomobile varıncaya kadar birçok yenilik artık hayatımıza girmeye başladı. Otomobil ve bilişim artık birlikte çalışıyor. Dolayısıyla insan unsurundan bağımsız olarak otomobillerin sevk ve idaresi, park edilmesi ve her bakımdan makineden makineye iletişimin sağlanması dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu önemli teknolojik gelişimi ıskalamamak için bu proje çok isabetli ve zamanında atılmış bir adımı da aynı zamanda teşkil ediyor. Bu alana yatırım yapmanın ve kamu özel işbirliğini geliştirmenin önemini önümüzdeki yıllarda açık bir şekilde göreceğiz. Türkiye otomotiv sektörünün küresel rekabet gücünü de sürdürmek için böyle bir adımı atmaya ihtiyacımız vardı. Geleceğin kritik teknolojilerine uyum sağlamak, yazılım ve elektronik sektörleriyle sektörü arasındaki ilişkileri şimdiden görüp bunlara yatırım yapmak en önemli ve en öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Ülkemizin ekonomik sıçramayı gerçekleştirebilmesi için önemli gördüğümüz yerli otomobil projesinin resmen başlangıcını yapmış oluyoruz. Böylece yurt içinde ve dünya pazarında tercih edilebilen kendi ürünümüz, kendi akıl terimiz, alın terimiz bir otomobili üretmeyi inşallah kısa sürede başarmış olacağız. Bu doğrultuda otomotivde güncel teknolojiyi yakalamak için her adımı atacağız, atmaya kararlıyız. Türkiye otomotiv sektörünün 50 yılı aşan bir birikimi olduğunu biliyoruz. Bu birikim gelecek başarılarımızın en büyük teminatı olarak görüyoruz. Sektör tasarım ve üretim altyapısı, teknolojisi, pazarlama deneyimi, marka üretime yetkinliği bakımından tamamıyla hazırdır, fazlası vardır, eksiği yoktur. Türkiye'de esasen yerli, milli otomotiv yapacak mühendis de var, teknisyen de var, işçi de var, baba yiğitler de var. Arkasında kapı gibi devlet var, hükümet var. Çıktığımız bu yol, Türk mühendisliği, Türk sermayesi açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Yetişmiş insan kaynağımızın, teknik elemanlarımızın, tasarımcılarımızın diğerlerinden eksiği yok, fazlası vardır. Milli tankı, gemiyi, uçağı, insansız hava aracını, teknolojik projeler, köprüler, havalanları, tüneller, tüp geçitler yapan elbette yerli otomobili de haydi haydi yapar. Değerli katılımcılar, 15 yıldır karşılaştığımız onca engele, badireye rağmen ülkemize yaşatılan darbe vesayet girişimlerine rağmen Türkiye büyümeye, rekabet gücünü arttırmaya, bölgesinde istikrar ve güven adası olmaya devam ediyor. Hayatın her alanda, özellikle ekonomide önemli atılımları gerçekleştirdik, rekorlara imza attık. Unutmayalım, son 15 yılda bir Türkiye'ye 3 Türkiye ilave ettik. Türkiye'yi milli gelir bakımından 3'e katladık ve dünya ekonomileri arasında G20 arasında 17. sıraya, Avrupa'da 6. sıraya yükselttik. Eğer satın alma paritesine bakarsak durum daha da farklı. Dünyada 13. Avrupa'da 5. sıradayız. Bütün bunlar nasıl başarıldı? Güven ve istikrarla. Güven ve istikrar nasıl sağlandı? Milletin desteğiyle sağlandı. İnşallah önümüzdeki 10 yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken Türkiye artık her bakımdan kendi kendine yetebilen, ileri teknolojiye sahip ve bölgesinde dosta düşmana karşı güven ve istikrarın timsali olan bir ülke olarak emin adımlarla yoluna devam edecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu Türkiye'nin gelecek hedefleri için atılan bu adımın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Birlikte çıktığımız bu yolculukta bu gruba, ortak girişim grubuna başarılar diliyorum. Türkiye'deki otomotiv sektörüne, bu sektöre gönül, emek, alın teri, akıl teri veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.
Ülkemiz için bir tek üretim kapısı, bir tek istihdam açan herkesin başımız üzerinde yeri vardır. Ve bu proje bir değil, binlerce vatandaşımıza iş, aş sağlayacak ve ülkenin bir adım öne geçmesine de katkı sağlayacak. Bir kez daha projenin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, başından beri projeye inanan, desteğini esirgemeyen ve tavsiye direktifleriyle bizi cesaretlendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum ve bu milli projeyi üstlenen ortaklığa da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, en önemli ana geldik. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin otomobilini yapmaya talip olan ortak girişim grubunu açıklayacak. Programımızın hemen başında bu tarihi süreçle ilgili olarak bir video ekrana getirmiştik. Yeniden oraya bir dönelim. O günden bugüne ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım ve daha sonrasında da programımızın final bölümüne gelmiş olacağız. Ben diyorum ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan, kendi çatısı altından %100 yerli otomobilini Made in Turkey olarak çıkarsın. Biz her an, her daim böyle bir konuda bilesiniz ki yanınızdayız. Sizle beraber olacağız ve dünyaya, önce ülkemize ve dünyaya Türkiye markasını inşallah gönderin. Siz bunu istedikten sonra bu Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. Biz hazırız. Siz bizim yeter ki yanımızda olun. Biz bunu yaparız. Bu protokolle beraber fikri mülkiyet hakları dahil her şeyiyle tamamen yerli olan Türk akıl teri, alın teriyle geliştirilecek yerli otomobiller süreci resmen başlamış olacaktır. Türkiye'nin otomobili için bütün hazırlıklarımız tamam. Şirketlerimiz hazır, bakanlığımız hazır, biz hazırız. Türkiye'nin markası. Türkiye'nin tasarımı. Türkiye'nin teknolojisi. Hür olmak, hür yaşamak. Dışa bağımlılığı, fosil yakıtlara ihtiyacı azaltmak. Ekonomik anlamda da tam bağımsızlığı sağlamak. Türkiye'nin kaynaklarıyla üretilmiş yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirmek. Yüz binlere iş, milyonlara aş olmak. Sürdürülebilir, yenilenebilir çevreci çözüm, elektrikli motor ve batarya teknolojisi, küresel ölçekte de ticari başarı. Biz ezelden beridir hür yaşadık, yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış, şaşarız. Engel sınır dinlemez, aşarız. Türkiye'nin otomobilini biz yaparız. Türkiye'nin otomobili için her şey hazır. Yola çıkıyoruz. Evet,
Türkiye'nin otomobilini yapmaya talip olan ortak girişim grubunu açıklamak ve konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Sayın Başbakan, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröristlerden ise 17'si Hakkari, 5'i Tunceli olmak üzere 22 terörist de bu çatışmalarda etkisiz hale getirilmiştir. Şu anda da çatışmalar yine aynı şiddette devam ediyor. Hep söylediğimiz gibi biz şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunlarla da sonuna kadar bu teröristleri tüketinceye, bitirinceye kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Zira bu ülkede terörün egemen olmadığını bu zihniyetlere göstereceğiz. Onun için de ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin otomobili için elini taşın altına koyan baba yiğitlerimizi ilan edeceğimiz bu toplantının bu vesileyle ülkemize, milletimize, sektörümüze, girişim grubunu oluşturan şirketlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Girişim grubunun oluşturulması safhasına gelene kadar bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhum Muhammed Ali, hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur diyor. Bizim de bugün ortak girişim grubunun tanıtımı için bir araya geldiğimiz markası Türk, tasarımı Türk, mühendisliği Türk, teknolojisi Türk, üretimi Türk, pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Aslında bu bizimle birlikte milletimizin de hayaliydi. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce ülkemizde yerli otomobil üretilmesi konusundaki tereddütleri anlayabiliyorum. Örneğin ülkemizde toplam 91 bin otomobilin satıldığı 2001 yılında böyle bir teşebbüsün ekonomik bulunmaması gayet tabidir. Ama geçtiğimiz yıl itibariyle yılda 757 bin otomobil satışına ulaşmış bir Türkiye'de bu konuda hala adım atılmıyor olması artık ülkemizin bir ayıbı haline gelmişti. Hamdolsun bugün işte bu ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz. Türkiye'nin otomobili. Bu konuda yıllardır yaptığım çağrıların nihayet mâkes bulmuş olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım
ortak girişim grubumuzdan beklentimiz, hazırlık sürecini hızla tamamlayarak en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması, 2021'de de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yere sahip olduğuna inandığım bu projede en küçük bir gecikme istemiyoruz. Karşınıza çıkacak sorunların çözümü, engellerin aşılması noktasında Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağımı belirtmek isterim. Hatta gerekiyorsa sırf bu projenin takibi ve sıkıntıların bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanlığında da şöyle bir ekibi görevlendireceğimi bilmenizi istiyorum. Çünkü artık zaman kaybına tahammülümüz bulunmuyor. Madem ki bu baba yiğit arkadaşlarımız çıkıp ellerini taşın altına soktular, bize de onlara gereken her yerde omuz vermek, destek vermek düşer. Şimdiden ilan ediyorum. Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim. Değerli misafirler, dünyada genel olarak gelişme ve kalkınmada, özellikle de otomotiv piyasasında belirli sıçrama dönemleri olduğunu görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemi otomotiv sektörünün başlangıç yılları olarak ifade etmek mümkündür. 1945'ten 1980'lere kadar olan dönem Amerika ve Avrupa merkezli olarak sektörün sıçrama dönemidir. 1980'den günümüze kadar geçen süreçte bir yandan sektör küreselleşirken diğer yandan da Güney Kore, Çin, Hindistan gibi yeni aktörler devreye girmiştir. Son yıllarda hibrit otomobiller, elektrikli otomobiller, sürücüsüz araçlar gibi gelişmelerle sektörün yeni bir döneme girişine hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye olarak otomotiv sektörünün ilk üç dönemini kaçırdık. Esasen ikinci dönemini yakalama şansımız belki olabilirdi. Ama ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, yani terör olayları, darbeler, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluklar gibi faktörler buna imkan vermedi. Aynı hatayı bir kez daha yapmayacak, sektörün dördüncü değişim ve yükseliş dönemini inşallah ıskalamayacağız. Bugün burada atılacak imzalar, İşte bu dönüşümü yakalama kararlılığımızın nişanesi olacaktır. Dolayısıyla üretilecek otomobilin de bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına uygun olacağından şüphe duymuyoruz. Bu otomobilin öncü ve taşıyıcı gücü elbette ortak girişim grubu olacaktır. Bununla birlikte bu otomobil tüm Türkiye'nin birikimiyle, katkısıyla, desteğiyle ortaya çıkacaktır. Ortaya doğru dürüst bir ürün konduğunda milletimiz buna dört elle sarılacak, tercihini bu araçtan yana kullanacaktır. Buna da inanıyorum. Bu ürünün çevremizden başlayarak dünyaya pazarlanması konusunda da her türlü desteği vereceğimizden emin olunuz. Dünya pazarlarında söz sahibi hemen tüm markaların ortaya çıkışlarında ve bugünlere gelişlerinde devlet desteği aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bizim de kendi markamız için bu şekilde hareket etmemizden daha tabii bir şey olamaz. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi ancak işte bu tür atılımlarla, bu tür girişimlerle mümkündür. Türkiye'nin otomobilinin sınıfına, tasarımına, motor teknolojisine, modeline,
üretim yöntemine, pazar hedeflerine elbette girişim grubumuz karar verecektir. Halen TÜBİTAK bünyesinde üzerinde çalışmalar yapılan platform girişim grubumuzun emrine amadedir. Bunun yerine doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türkiye'yi ve Türk milletini bu büyük hayaliyle buluştursunlar. Değerli arkadaşlar, bizim bu otomobil konusundaki heyecanımız ve destek beyanımız ortak girişim grubuna özel değildir. Biz ülkemizi geleceğe taşıyacak, hedeflerine yaklaştıracak adım atma niyetine, iradesine ve samimiyetine sahip herkes için aynı hissiyata, aynı düşüncelere sahibiz. Eğer bu proje için daha önceleri başkaları aynı iradeyi ve kararlılığı göstermiş olsalardı, onların da yanında yer alacaktık. Bundan sonra da hangi alanda olursa olsun, projesi olan herkes için kapılarımız sonuna kadar açıktır. Savunma sanayinden iletişim sektörüne, sağlık teknolojilerinden tarım altyapısına, hatta yapay zekaya kadar her alanda Türkiye'nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşımlara, yeni gelişimlere ihtiyacı var. Konvansiyonel yöntemlerle geldiğimiz yer elbette önemlidir. Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyütme başarısını bu şekilde gerçekleştirdik. Ancak orta gelir tuzağından kurtulup yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkabilmenin yolunun tasarımdan, yüksek teknolojiden, markalaşmadan geçtiğini de çok iyi biliyoruz. Teşvik politikalarımızı bu doğrultuda gözden geçirmeli, ne pahasına olursa olsun üretim ve bu noktada üretim değil, yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere sahip üretim, bu anlayışla yapılacak yatırımlara hep birlikte öncelik tanımalıyız. Çünkü bu işin aktörleri şu anda bu salonda. İhracatımızın niteliğini bu yönde geliştirmeden yılda 500 milyar dolar hedefine ulaşamayız. Bunun yolu örneğin madenlerimizi taş ve toprak karışımı olarak değil, mamul olarak ihraç etmekten geçer. Bunun yolu otomobilin sadece görünürdeki parçalarını üretmekten değil, yazılımını da kendimizin gerçekleştirmesinden geçiyor. Bu örnekleri olabildiği kadar çok artırmak mümkündür. Sonuçta ekonominin ve teknolojinin gittiği yön bellidir. Bizim de kendimizi buna göre ayarlamamız şart. Daha önceki fırsatları girişimcilerimizin ayağına pranga vurarak, önlerine set çekerek, işlerini zorlaştırarak, kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan, dünyanın nereye gittiğini görememekten dolayı kaçırmıştık. Milletimiz hala merhum Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası projesinin niçin neticeye ulaşmadığını anlamakta zorlanıyor. Görünürdeki sebebin uçaklardan birinin deneme uçuşu sırasında düşmesi olsa da işin gerisinde başka tezgahlar bulunduğu da ortadadır. Kayseri'deki uçak fabrikası girişiminin akamete uğramasının şirketin iflası olarak gösterilen gerekçesi de kimseyi ikna etmemiştir. Aynı şekilde Devrim Otomobili'nin deposuna yakıt konmadığı için deneme seferinde yolda kalması, bu çapta bir projenin rafa kaldırılmasının gerçek sebebi asla olamaz. Sütlüce'de dönemin en modern silah ve cephane fabrikasını kuran Nuri Killigil'in acı akıbeti ülkemizde savunma sanayinin başına gelen en büyük felaketlerden biridir. Aradan 60 yıla yakın süre geçti ve biz
merhum Nuri Killigil'in silah ve cephane konusunda ulaştığı seviyeye daha yeni yeni geliyoruz. Bu soruyu kendimize sık sık sormamız lazım. Dünya standartlarında yerli piyade tüfeğimizi, yerli tabancalarımızı, yerli füzelerimizi, diğer yerli savunma sanayi ürünlerimizi henüz yeni yeni ticari düzeye ulaştırabildik. İşte şurada Amerika'dan polis teşkilatımız tabanca. Tabanca. 1500 tane tabanca alacak. Verilen cevap ne biliyor musunuz? Kongreden geçmedi. Biz tabancayı yapıyoruz aslında. Dedi ki bundan böyle gerek yok. Amerika'dan tabanca almayacaksınız. Bizim kendi ürettiklerimizle artık bu süreci devam ettireceksiniz. Ne gerek var? Bu kadar nazı çekmeye ne gerek var? Bunu artık ülkemizdeki silah fabrikalarından tedarik etmek suretiyle yola devam. Arkadaşlar, biz bu örnekleri asla unutmadık, unutmayacağız. Ecdadımız hazıra dağ dayanmaz diye, el atına binen tez iner diye boşa dememiştir. Hep söylüyorum. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Çünkü Türkiye öyle bir ülke ki kimse husumetini kazanmak istemez ama kimse büyümesini, güçlenmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını da istemez. Tabii biz başkalarının ne dediğine, ne istediğine bakmayacağız. Biz büyümeye devam edeceğiz. Biz güçleneceğiz. Biz sadece kendi ayaklarımız üzerinde durmakta kalmayacak. Gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin, tüm dostlarımızın güven kaynağı haline de geleceğiz. Başka türlü bize hayat hakkı tanımayacaklarını yaşadığımız her hadiseyle bir kez daha görüyoruz. Türkiye'nin otomobili işte bu projeye, bu anlayışla çok büyük önem veriyoruz. Mesele sadece otomobil üretmek değil. Buradan ortaya çıkacak teknolojiyle, birikimle, tecrübeyle dünyaya meydan okuyacak yeni ve çok iddialı bir çıkış ortaya koymaktır. Hani sözlerimin başında Muhammed Ali'nin o ifadesini kullanmıştım ya, hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur dedim. Şimdi de diyorum ki, İddianız yoksa, kanatlarınız olsa da uçamazsınız. Biz ülke ve millet olarak işte burada iddiamızı ortaya koyuyor ve diyoruz ki Türkiye'nin otomobilini yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Hem de en güzel tasarımla, en güzel teknolojiyle, en iyi organizasyonla bu otomobili ülkemize ve dünyaya kazandıracağız. Böyle baba yiğitler bize destek olduğu sürece Allah'ın izniyle otomobille birlikte daha nice başarılara beraber imza atarız. Çünkü bu ülkenin arkasında yüz milyonlarca insanın duası, 80 milyon vatandaşımızın ümidi, bize güvenen milletimizin gereken her durumda en güçlü şekilde ortaya koyduğu iradesi vardır. Ve ülkemize yönelik saldırıların cüreti giderek artmasına rağmen devlet ve millet olarak dimdik ayaktayız. Türkiye'yi darbelerle yıkamadılar. Türkiye'yi vesayet güçleri hep birlikte gayret ettiler, durduramadılar. Türkiye'yi terör örgütlerini kullanarak hizaya sokamadılar. Türkiye'yi ekonomiyi silah gibi kullanarak sendeletemediler. Bölgemizdeki krizlerin yıkıcı etkilerini bize ciro edemediler. Küresel düzenin çarpıklıkları konusundaki itirazlarımızın haklılığının üzerini örtemediler. Kendilerini küresel düzenin sahipleri olarak gören ülkelerin son dönemde
ülkemizin üzerine bu kadar çok gelmelerinin sebebi işte bunlardır. Buradan onlara kötü bir haber vereyim. Geçmişte attığı her adımı kontrol ettikleri, yaptığı her işi yönlendirebildikleri, geleceğiyle istedikleri zaman istedikleri gibi oynayabildikleri Türkiye artık yok. Artık istiklali ve istikbaline tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, tıpkı terörle mücadelede olduğu gibi, tıpkı sınır ötesi operasyonlarında olduğu gibi hayatı pahasına sahip çıkan bir Türkiye var. Son nefesimize kadar bu Türkiye için çalışmaya, mücadele etmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle her bir araya gelişimde onların 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarını sahiplenişlerine şahit oldukça bu ülkede hamdolsun bu nesil Allah'ın izniyle bu dönüşüm, değişimi taşlandıracaktır, buna inanıyorum. Biz bir oldukça, iri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça önümüze çıkan engelleri Allah'ın izniyle çiğner, aşar, geçeriz. Değerli misafirler, şu ana kadar hep baba yiğitlerden, ortak girişim grubundan söz ettik. Ama henüz isimlerini açıklamadık. Şimdi sizlere ortak girişim grubumuzda yer alan 5 şirketimizi teker teker tanıtmak istiyorum. Ortak girişim grubumuzda yer alan baba yiğitlerin harf sırasına göre açıklayacağım. İlki Anadolu grubudur. Temelleri 1950 yılında atılan bu grubumuz, bünyesindeki 80'e yakın şirket ve 50 bin çalışanıyla Türk ekonomisine çok önemli katkılarda bulunuyor. Otomotiv sektöründe de ciddi çalışmaları ve birikimi olan Anadolu grubunun Türkiye'nin otomobili projesinde yer almasını fevkalade isabetli buluyorum. Ve şöyle Tuncay Bey bir kalk da bir birlikte alkışlasınlar size. Evet, ortak buluşum grubumuzun bu önemli üyesini tebrik ediyorum. Harf sırasına göre ikinci baba yiğidimiz BMC grubudur. Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC'de yarım asırlık bir geçmişe sahip. Şirket mülkiyeti 2014 yılında değişen BMC'nin vizyonunu da genişleterek savunma sanayi yanında Türkiye'nin otomobili projesinde yer alma kararını memnuniyetle karşıladım. Kendilerini tebrik ediyorum. Evet, Ethem Bey, sizi de şöyle yönetim adına orada bir görelim. Bildiğiniz gibi Katar ve Türk ortaklığı olan BMC grubu da bu katılımda bir baba yiğidimiz. Üçüncü baba yiğidimiz ise Kıraça Holding'tir. Bu şirketimiz her ne kadar 20 yıla yakın bir geçmişe sahip görünüyorsa da İnan Kıraç'ın şahsında aslında yarım asrı aşan bir birikimi ifade ediyor. Türkiye'de özel olarak otomotive odaklanmış az sayıdaki kuruluştan biri olan Kıraça Holding yenilikçiliğiyle kısa sürede sektörde hak ettiği yeri almıştır. Bu birikimin
Türkiye'nin otomobili projesinde yer almasını çok çok önemli görüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. İnan Bey, sizi de şöyle bir... Evet. Tebrik ediyorum. Dördüncü baba yiğidimiz Türkcell grubu. Malum yazılımın ve yüksek teknolojinin en önemli unsur olduğu böyle bir projede Türkcell gibi dünya çapında başarılara imza atmış bir kuruluşumuzun yer alması, yapılan işin sağlığına, gidilen yolun doğruluğuna işaret ediyor. Ben bu kuruluşumuzu da bu beşli içerisinde yer alması sebebiyle tebrik ediyorum. Evet, yönetim kurulu başkanı Ahmet Bey'i şöyle buyurun. Tebrik ediyorum. Ve beşinci diğer baba yiğidimiz Zorlu Holding'tir. Kuruluş yılı 1953'e kadar uzanan Zorlu Holding, Denizli'den başladığı sanayicilik serüvenini bugün neredeyse tüm dünyaya yaymış bir başarı hikayesinin adıdır. Tekstilden elektroniğe, enerjiden madenciliğe kadar geniş bir alanda faaliyet yürüten Zorlu Holding'in burada yer alması, sahip olduğu büyük birikimle Türkiye'nin otomobili projesi için önemli bir şanstır. Kendilerini tebrik ediyorum. Ahmet Bey, sizi de şöyle bir alkışlayalım. Evet, böylece beş baba yiğidimizi ilk defa kamuoyuna açıklamış oluyoruz. Tabii projede bir de bu işin özel sektör koordinasyonunu yürütecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile kamu tarafındaki koordinasyonundan sorumlu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız var. Kendilerine de özellikle bu süreci yakın takipte tutacakları için şimdiden başarılar diliyorum. Eğer Türkiye'de böyle bir proje hayata geçirilecekse bunu yapabilecek birikime, kapasiteye, imkana, kararlılığa sahip olanlar evet sizlersiniz. Ülke ve millet olarak bu büyük hayalimizi gerçekleştirme sorumluluğunu sizlerin sırtına yüklüyoruz. Bu yükün ağır olduğunu biliyorum. Bizler kamu temsilcileri olarak sonuna kadar sizin yanınızda yer alacak, önünüzü açacak, hükümetimiz sizlerle her an beraber olacak ve başarınız için her türlü çabayı göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen ben de bu meseleyi yakından takip edeceğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu duygularla girişim grubunda yer alan şirketlerimizi bir kez daha tebrik ediyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Atmakta olduğumuz bu tarihi adım ülkemiz, milletimiz ve sizler için hayırlı olsun diyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, Zati Devletlerinizi bir süre daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Değerli misafirlerimiz, Türkiye'nin otomobiline, yerli marka otomobilimize imza atacak olan ortak girişim grubu üyelerini imza töreni için Sayın Cumhurbaşkanımızın müsaadeleriyle sahneye davet edeceğim. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncay Özilhan. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ethem Sancak. Kıraç'a Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İnan Kıraç. Türkcell AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu. İmza törenimiz için
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Beyefendi'yi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü Beyefendi'yi ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'yi de sahneye davet ediyorum. Türkiye Otomobil Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım mı efendim? Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah ötende olsun. Bir fotoğraf çekeyim. Tamam mı? Tamamladı mısın ki? Değiştirin. Efendim bakanlıkta sonra değiştireceğiz. Gerisini biz halledeceğiz efendim. Bir tanesini Cumhurbaşkanımız. İçirin ya. Peki ver. Şimdi adam olur. Pişirelim mi? Evet. Nerede diyor? Ahmet Bey sen imzaladın mı? Yok, ben imzalamamış. Dur hemen imzalayım. Kalemi tamam edelim. Türksel'e almış. Türksel'e almış. Türksel'e almış. Sen bakalım sen bunu atmamışsın. Hadi Cumhurbaşkanımıza bir tanesini şahit yapacağız. Sen bunu da atmamışsın. Sen imza ver, hiç eksik yapmışsın. Sen imza ver. Ya buraya gelmedi ki. Gelmedi mi? Bakayım gelmedi mi? Tamam abi. Bir tanesini ver. Başbakanımız oldu.
Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Türkiye'nin otomobili projesi ortak girişim grubu işbirliği protokolü imza törenimiz sona ermiştir. Türkiye'miz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.